Bugün için Beşiktaş'ın Kayseri Spor deplasmanında oynayacağı bir mücadele var. Menümüzde yine Galatasaray evinde Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu maçlar üstüne de biraz konuşalım istiyorum. Ergin Aslan'a döneceğim bu noktada ilk olarak. Nasıl bir mücadele Kayseri'de siyah beyazları bekliyor? Bir şekilde artık kazanıp kötü gidişatı değiştirmek isteyecek Valerian İsmail. Tam sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Beşiktaş'ın hani dördüncülük artık zor. Başakşehir'de orada hakkını da verelim Emre Hoca'nın. Dipteki takımı aldı, Avrupa arenasında yine ilk dörde soktu. Ama beşinci olması lazım Beşiktaş'ın. Olsa iyi olur değil yani. Olması lazım. Bunlar bir mecburiyet bu yatırımdaki, bu çaptaki takımlar, bu armalar için. Dolayısıyla o yüzden çok önemli bir maç. Geçen hafta Kasımpaşa maçı da çok mühimdi Avrupa'ya kendini atabilmesi için. Bu arada beşincilik de yetmiyor. Trabzonspor'un kupayı alması lazım ki Ziraat evet. Türkiye Kupası'nı 5. olan da Avrupa biletini alsın. Umarım bunun farkındadır. Yani takım, hoca. Çünkü orada olmak, Avrupa'da olmak dediğin şey direkt skorla alakalı değil. Evet, bu sene kötü bir serüven geçirdi Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş. Önemli değil. Birkaç sezon önce de iyi performanslar koyuyordu. Orada olması lazım. Bu yatırımın karşılığı bence budur. Bu hem Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon takım serüvenini hem de biraz teknik direktör serüvenini de etkileyecek. Maçlar artık oynuyor. İlk dördünden bir galibiyet çıkardı Beşiktaş. İkinci dörtten de iyi bir performansa ihtiyacı var. Çünkü yarın işte haftaya Fenerbahçe derbisi var. Bunların hepsi Valerian İsmail ile ilgili yeni sezona gönül rahatlığıyla girilmeyeceğini yoksa soru işaretleriyle, acabalarla girip girilmeyeceğini de gösterecek. Yeni sezona her türlü Valerian İsmail ile girilir diyor musun? Valla ben Valerian İsmail'in gelişine, yani geliş sürecine yüksek perdeden itiraz etmiş bir adamım. Geldikten sonra, o imza atıldıktan sonra da tam tersine çevirerek, madem Valerian İsmail'e imza attırdın, bu oyun tekrar isteyen bir oyun. Bu oyun hocanın oyununa uygun oyuncuların katılması gereken bir oyun ve bu oyun kamp görmesi gereken bir oyun. Israrla bunu söylüyorum. Çalışma yani. Madem getirdin, bu 8 maçın sonucuna göre getirdiğin adama 1+1 yıl sözleşme tazminat falan yazamazsın zaten. Yazmaman gerekir en azından. Mayıs'ta kongre varken Beşiktaş'ta. O yüzden devam etmesi lazım. Arkasında durması lazım Sayın Çebi'nin. Dirayetli bir şekilde. Sosyolojiye, rüzgara çok kapılmadan. Çok kolay bir karar değil. Orada da hani işte bir Şenol Güneş ismi duruyor. Başka isimler duruyor. Yani hal böyleyken orada güçlü bir karar vermesi lazım. Ben mesela Valerian İsmail'le Ekim, Kasım ayları görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kamp geçirecek, sistem çok tekrar isteyecek, oyuncular beraber oynayacak. Bu oyunun karşılığı 8 maç değil. Eğer böyle getirildiyse çok yanlış bir tercih zaten. Ama öyle olmadığını söylüyor. Geçen iftar yemeğinde de Beşiktaş'ın Sayın Başkan'la uzun uzun diye biraz sohbet etmek imkanı bulduk. Şimdilik görüntü o yönde. Yani devam edileceği yönünde. Çok kolay değil. Yani bu sistemde ısrar edip bu sisteme uygun oyuncuların takviye edilmesi şu ekonomik ortamda çok kolay değil. Yine sisteme uygun ama maliyeti düşük bonservis oyuncu bulmak da bir maharet. Artık o süreçleri şu an yaşıyordur diye düşünüyorum Beşiktaş'ın. Biz şu an çok görmüyoruz, şahit olmuyoruz ama bizim bilmemiz, şahit olmamız önemli değil. Önemli olan buradaki ilgililerin, sportif direktör, işte scout kimse bu süreçleri şu an yürütüyor olması alttan alta. Onu göreceğiz. Yani zor bir Haziran ayı bekliyor bu manada Beşiktaş'ı. Değişecek kiralık oyuncular, sözleşmesi biten oyuncular var. Batshuayi kesin gidiyor mu? Gidecek. Onunla devam etme şansı yok. Yani Chelsea bir sene daha sözleşmesi var. Yine bir elden çıkarmayı isteyecek bu yaz ama o Beşiktaş olmayacak. Kim olur bilmem. Bazen Rıdvan Hoca Fenerbahçe'ye çok istiyor. Mehmet Ayhan Galatasaray'a istiyor. Erdal Hoş ve sen Trabzonspor istiyor. Yani altınlar bence çok. İyi oyuncu. Tam iyi oyuncu. İyi bir golcüyle oynasa iyi bir oyuncu. Trabzonspor'da Cornelius var, Canini var. Öyle bir santfor değil. Olmasa tartışılır belki ama gerek var mı? Yok. Ben Batshuayi'nin haksız eleştiri aldığını düşündüğüm için söyledim bana. Gidiyorsa gitsin. Yol açık olsun falan ama bence komple bir futbolcu. Vuruş becerisi, tabii, son vuruş becerisi. O önemli olan o. Yani golcüden beklediğim son vuruş i̇şte becerisidir zaten. O beklentiyle transfer edilecek birisi değil. O beklentiyi yaratan oyuncunun yanına koyacağım. İyi bir golcüyle oynasa iyi futbolcusu da Batshuayi ama sen direkt golcü olarak aldığın için Batshuayi. Beklenti ki zordur orada Abubakarlardan sonra beklenti. Mesela Cornelius orayı kısmen kapattı. Sörlot'tan sonra da zordur oralarda forvet olmak. Orayı kapattı. Yani yeni bir değişmiş çehreyle yeni sezona girecek olan Beşiktaş var. Bir de çok ısrarlı hoca. Sisteminde çok ısrarcı. 4 maçta benzer gördük. Bir kısmen bir 4'lüye döndüğü çok kısa bir süre oldu geçen hafta ama bu rakipler için öngörülebilir bir sistem.
ve önlem alınabilir bir sistem. Ne dedik Bakayeme için demin? İkinci maçta onu görüyorsun şimdi. Hoca oyununda ısrar edebilmen için, ben bunu oynuyorum diye hegemonya şekilde sahaya çıkabilmen için önlem alınamaz bir takım olman lazım. Yani evet ne yapacağın belli ama öyle bir yapıyorsun ki bu işi. Evet, biliniyor ama önlem alınamıyor. Ne çalışsın hoca, evet. Önlem rakip hoca. Ama şu haliyle rakip hocalar için kolay bir Beşiktaş, kolay bir teknik adam var karşıda. Çünkü ne yapacağı aşağı yukarı belli, kartlar belli. Üzerine biraz çalıştığınız zaman önlem alabiliyorsunuz. Kolay değil. İki senedir belli bir sistemde oynayan oyuncuları gelip bir anda hani boyacı küpü gibi sok çıkar hemen 3-4-3'e uyum haline getirsin. Kolay değil. Zor bir deplasman Kayserispor. Herkes için zor deplasman olmuştur. Ama ne olursa olsun burada Kayserispor'un ne yapacağından ziyade Beşiktaş Avrupa arenasında olmanın, oraya gitmenin önemine binaen sahaya çıkması lazım diye düşünüyorum. Umarım farkındadır hoca ve oyuncular da. Kayseri Spor 3 haftadır kaybetmiyor Selahattin Kınalı. Onlar da sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Yine Trabzonspor'la oynanacak bir Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı var. Beşiktaş'a zorluk çıkarabilir mi Hikmet Karaman? Ben Berna Hanım'la başlayan doğru işler silsilesinin Kayseri Spor tarafından yönetiminden bir kupayla taşlanma hedefinin çok önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu maça herhalde rotasyonla çıkar Kayserispor. Çünkü birkaç gün sonra Trabzonspor'la rövanşa çıkacak. Bütün motivasyonların onu oldu. Çünkü artık ligden düşme ihtimalleri yok. Bence Sayın de doğru olur. Bu arada Trabzonspor maçı. Bu hafta içi değil. Bir dakika, sonraki hafta içi. Yani sanki bir rotasyon olacaksa Gaziantep VK deplasmanı daha mantıklı. Şundan sakatlanmasını istemediği oyuncuları vardır. Yine onları sahaya atmaz bence bugün hocam. 10 gün sonra. Yani Kayserispor'un bütün motivasyonu Olimpiyat stadındaki finale çıkmak. Bu ligi falan çok önemseyeceğini düşünmüyorum. Yine çıkacak, oynayacak tabii. Beşiktaş'a gel bizi yen diyecek hali yok. Ne Hikmet Karaman, ne Kayseri, ne yönetim falan buna böyle bir şey düşündürtmezler kimseye. Ama buna rağmen, Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen ben Beşiktaş'ın bu maçı kazanmasını bekliyorum. Bunun nedeni işte Kayserispor'un bütün motivasyonunu kupaya vermesi. Beşiktaş'ın da tek motivasyonu lig beşinciliği olması. Yani karşılıklı bir duygu beslenmesi var. Ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum ve bu çok da makul karşılıyorum. Kayseri Spor'un da hani belli olmaz. Rahat oynayan takımlar da bazen daha kolay sonuca giderler. Çünkü Kayseri'de çok enteresan oyuncular var. Evet. Yani her şeyi yapabilir ama dediğim gibi benim fikrim motivasyon, temel motivasyon artık kupa Kayseri Spor için ve doğru da buluyorum. Eğer elimizde varsa Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine de bir göz atabiliriz. Siyah-beyaz takım nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Bundan bahsedebiliriz eksiklerden. Eksikleri de yine dile getirdik. Geride kalan dakikalarda Josef de Souza'dan yararlanamayacak sevgili seyirciler Beşiktaş. Siyah-beyaz ekipte Domagoj Vida da yine olmayacak. Kayseri Spor deplasmanında. Sence nasıl bir kadroyla Beşiktaş sahada olabilir? Herhalde şeyin olmadığı yerde, Vida'nın olmadığı yerde. Wellington, Montero, Necip üçlüsüyle çıkar orayı. Dördüncü bir adam yok mu? Serdar var. Serdar ondan da çok faydalanmayı düşünmüyor Beşiktaş. Yok şey için söyledim. Bir sakatlık olsa yani oraya kimi koyacak? Oradan birini çekecek artık orta sahadan falan ya da kulübeden atar Serdar oraya. Yine sağ tarafta Rozi oynayacak ama orta sahada tabii Pjanić kullanacak. Atiba Pjanić kullanabilir. Can da yok çünkü Alex'le beraber. Atiba Pjanić kullanır. Sol tarafta Umut'un yokluğunda yine Rıdvan oynayacak. Üç yerliği tamamladıktan sonra zaten öbür taraf ileri Gezal, Batshuayi. Sol açıkta da Alex Tekşehir'e diye çıkacaktır diye düşünüyorum. Kenan'a yine ilk 11 vermez. Vermez. Larin zaten yok. Larin zaten ununu elemiş, eleğini asmış modda oynuyor. Vakayeme muamelesi yapılıyor ona. O da biraz yine onu konuştuk Sayın Başkan'la. Medyaya yansıdığı için söyleyeyim. Yani biraz sohbet toplantısıydı ama artık konuşabiliriz onu. Mesela Larin'in menajerinden çok şikayetçi Sayın Başkan. Aslında biz onunla çözeriz problemimizi de diyor. Menajer diyor. Hani çok şey hani fiyat yükseltmeye çalışıyor, kurnazlık yapıyor diye. Oradan çok şikayetçi. Ama ben şunu söylerim ki burada iyi ve kötüye oynuyor futbolcu ile menajerler. Hiçbir menajer futbolcusundan bağımsız, futbolcunun talebinden bağımsız, isteğinden bağımsız kafasına göre hareket edemez. Sonuçta menajer futbolcunun çalışanı. Tabii. Futbolcu onun çalışanı değil. Çünkü niye? Danışmanlık gibi düşünelim bunu. Transfer sürecinden resmi pay alan insanlar. O yüzden futbolcudan bağımsız hareket edemez. Ama Larin konusu Beşiktaş için. Ya şöyle düşünelim. Ne senle ne sensiz denecek bir oyuncu değil. 5 sezonda Beşiktaş'a bir sezon katkı verdi. Ve bu süreçte çok ciddi paralar kazandı Beşiktaş'tan Larin. Yani kalkıp da şimdi hani Beşiktaş'ı
sıkıştıracak bir pozisyonu yok Larin'in. Tek elinin güçlü olması noktası Kanada milli takımıyla beraber Dünya Kupası'na gidiyor olması. Ama sana kalkıp da Beşiktaş bugün 2,5 milyon euro para veremez. Yok böyle bir para yani. Alıp da oynamadığın sezonlara say derler adama. Bir sezon güzel katkı verdin, doğru. O konuda ben Beşiktaş yönetiminin tavrını çok eleştirmiyorum. Ha, biraz skalayı bozdu şampiyon olunca. Trabzonspor'a hep onu diyorum. Ne yapmaması gerektiğini düşünüyorsa kafasını çevirip Beşiktaş'ın Galatasaray'ın şampiyon olduktan sonraki serüvende neler yaptığına baksın. Bizim geçen sene ekonomik sıkıntılarımız yok muydu Türk futbolu olarak? Ama şampiyon olmuş Beşiktaş. 3,5 milyon euro Batshuayi, 3,5 milyon euro Alex Tekşehir, 3,5 milyon euro Pjanic, 3,5 milyon euro Gezal. Şimdi böyle bir serüvende sen Larin'e kalkıp ya işte hadi 1,6'dan at dediğin zaman bir denge kaymış oluyor zaten yani. O yüzden hani ilk düğme meselesi bu, aşağı doğru bozuk giden. Bir skalası var Beşiktaş'ın. Geçen sene de vardı, onu bozdu ama bu sene artık istese de bozamaz. Müsaade etmiyor ekonomik yapı. O konuda ben tavrı doğru buluyorum. O bölgede oynatacaksan elindeki 4-5 tane ben öz kaynaktan adam çıkar demiyorum ama orada senin kullanabileceğin kaynağın var. Onları kullan diyorum. Kullanması gerekir diye düşünüyorum.